Ondan sonra borç, faiz falan bunları da ödersin. Ödeyemeyince ne oldu? Türkiye vücudunu satmaya başladı. Nasıl bir çiftçi borcunu ödeyemez hale gelince kapıya tak tak hacizci gelir. Türkiye'ye de bugün hacizci gelmiş durumda. Onun için Türkiye ekonomisi bir çıkmaza girdi. Bu çıkmazın adı Türkiye'nin dış ticaretindeki açık. Yani yılda 50-60 milyar dolar yılda Türkiye'nin dış ticareti açık veriyor. Hani işçi dövizini çıkar, turizmden gelen kaynakları çıkar. Sonuç itibariyle yılda 40 milyar dolar civarında dış ticaret ödemeler açığımız var. Her yıl 40 milyar dolar. Sonunda ne oldu? Topraklarımıza geldiler yabancılar, topraklarımızı almaya başladılar. Komik iktisadi teşekküllerimizi sattık. Alacaklılar vücudumuza el koymaya başladı. O kamu iktisadi teşekkülleri Türkiye'nin vücuduydu. Ve Türkiye'nin varlığı bu sefer borç karşılığında varlığı ödemeye başladı. Hani bir eve hacizi geldiği zaman dikiş makinesine, buzdolabına, halısına derken arsasına, bahçesine, duvarına, evine nasıl haciz gelir, el koyar? Türkiye'de bu noktaya getiren Türkiye'yi üreticinin suçlanması, üreticinin suçlu hale getirilmesi. Üretici boynunu büktü suçlandığı için. Buradan tek bir çıkış var. Tekrar üretici baş tacı olacak. Üretici baş tacı. Buradan ilan ediyoruz. Kayseri'den, bu üretici kentinden, bu tarihsel büyük imparatorluklar birikiminden gelen ticaretiyle, sanayisiyle, küçük sanayisi, orta sanayisiyle ve çiftçisiyle bu üreticiler kentinden buradan ilan ediyoruz. Önümüzdeki dönemin parolası üretici baş tacı olacak. Onun için değerli arkadaşlar, üretici kamburdu suçlamasının karşısına hayır, üretici baş tacıdır diye çıkacağız. Çözüm burada, bu kadar basit. Ve buradan bütün program, bütün siyasetler üretilir. Nedir? Türkiye'nin üretimini arttırmaya yarayan her şey doğrudur. Üretime balta vuran, üretimi zayıflatan her siyaset yanlıştır. Onun için efendim bir takım efsaneler var. Dışarıdan alalım ucuz olsun. Dışarıdan kömürü aldın, ucuz diye aldın. Ondan sonra neyle ödeyeceksin? Biraz evvel arkadaşlarımız burada söylediler. İdris Bey ifade etti. Tüketmek için de üreteceksin. Hani tüketim ekonomisi, tüketim ekonomisi diyorlar. Nereden tüketeceksin? Üretmezsen nereden? Hani borç aldın, 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 vücudunu da sattın. Satacak bir şeyin de kalmadı. Onun için bir ekonominin ilerlemesi için ve bu darboğazdan çıkmak için tek bir slogan var, tek bir karar var. O da üreticinin üretmesi, Türkiye'nin üretmesi, sanayide üretmesi, tarımda üretmesi. Ve üretmiş zamanında. Bakınız Kayseri'de biz uçak bile üretmişiz 1940'larda. Hatta Hollanda'ya satmışız.